Yüksel Uzel. O doğduğunda takvimler 19 Nisan 1950'yi gösteriyordu. Çerkez asıllı bir anne ve Gürcü asıllı Rizeli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. İki abisi bir ablası olan Yüksel'in soyadı o zamanlar Katmer'di. Mutlu bir çocukluk geçiriyordu ama babası erken yaşta hayatını kaybetti. Katmer ailesi için de zor günler başlamış oldu. Annesi ve kardeşleriyle kalan Yüksel lisedeyken okulu bırakmak zorunda kaldı. 1970 senesinde yani 20 yaşındayken Ankara'da Halde sebze meyve ticareti yapan Kemal Uzel'le evlendi. Bu evliliğinden Arzu adında bir kızı oldu. Fakat evlilikleri fazla uzun sürmedi. Eşinden ayrıldı ve 1975 senesinde 4 yaşındaki kızıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a geldi. Sesi çok güzeldi ve müziğe merakı vardı. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi ve dönemin ünlü kemancısından ders alarak sahneye hazırlandı. Kazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın teklifiyle 1978 senesinde Büyük Maxim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Kısa bir süre içinde az solistliğe kadar yükseldi. 1983'te ilk albümü olan Bir Seni Bir Gülü Öptüm'ü çıkardı. Asıl büyük çıkışını ise 1987'de ikinci albümü olan Yıllar Yorgun, Ben Yorgun albümüyle yakaladı. Sonrasında Al Aşkını, Ver Gönlümü ve Benden Artık Bu Kadar adlı albümler geldi. O dönemlerin en popüler isimlerinden biriydi. Bu arada kendisine gelen bir film teklifine de olumlu yanıt verdi. 1988 yılında Tarık Tarcan'la birlikte Islak Sokak adlı film için kamera karşısına geçti. Sanat hayatının en parlak dönemini yaşıyordu. Ancak yaşadığı ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hayatı tamamen değişti. Anevrizma denilen ölümcül bir beyin hastalığıyla karşı karşıya kaldı. Kafasının içinde iki balon patlamaya hazır bomba gibi bekliyordu. İlki 1981, İkincisi 1988 ve son olarak 1989'da ciddi beyin operasyonları geçirdi. İlk kez ameliyat masasına yattığında 31 yaşındaydı. Son ameliyatından sonra sahnelere veda etmek zorunda kaldı. O günlerle ilgili şunları söylemişti Uzel. "Bir gün anevrizma denilen ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Allah bin kere razı olsun Gazi Yaşargil'in o maharetli elleri sayesinde hayata yeniden tutundum. Ancak yaşamımı devam ettirmem için bir de şartı vardı. Benden kalabalık, sigara içilen ortamlardan uzaklaşmam ve sahnelere çıkmamam konusunda söz istedi. Ben de o sözü tuttum ve o gün sahneyi, müziği bıraktım." Sahneleri bıraktığı dönemlerde hakkında çıkan bir haberde şunlar yazılıydı. Türk sanat müziğinin son yıllardaki flaş isimlerinden Yüksel Uzel'in sahne hayatı bitti. Beyin ameliyatı geçiren sanatçının aşırı heyecanlanması ve yorulması onun için ölüm anlamına geliyor. Aynen 1981 yılında olduğu gibi bu ameliyatı da gerçekleştiren ünlü beyin cerrahımız Gazi Yaşargil, Yüksel Hanım'ın hiç üzülmeden evde oturması, kendine yepyeni bir dünya kurması gerekiyor. Şayet eskisi gibi geceleri geç saatlere kadar sahnelerde kalır, devamlı heyecanlanırsa ömür boyu yatalak kalabilir dedi. Yüksel Uzel'i ameliyat olduğu Zürih'teki hastanede yakın dostları yalnız bırakmadı. Başta Zeynep Asım Ekren olmak üzere pek çok arkadaşı İsviçre'ye gittiler. Bir süre yanında kalıp moral verecekler. Bundan sonra sahneye çıkamayacağını, şarkıcılık hayatının bittiğini ameliyattan önce öğrenen Yüksel Uzel, büyük ihtimalle sadece kaset doldurmaya ve televizyon programları yapmaya devam edecek. Turgut Özal ve ailesine yakınlığıyla bilinen Uzel hakkında ameliyat masraflarının hükümet tarafından karşılandığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Yüksel Uzel yıllar sonra bir röportajında bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Pahalı ameliyatlardı, doğru ama kimsenin bilmediği şey Gazi Yaşargil'in benden tek kuruş para almamış olmasıdır." Aynı dönemlerde Semra Özal'ın papatyalarından biri olarak gösteriliyordu Yüksel. Bu durumla ilgili ise şöyle söylemişti. "Papatya olmadım ama ben iktidarın, muhalefetin, askerin, belediyenin her türlü yardım amaçlı konser teklifini kabul ettim. Köşkede onur duyarak gittim, pişmanlık duymadım. İnsanın verebilecek bir şeylerinin olması çok güzel."
Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra Yüksel Uzel için bambaşka bir yaşam başlamıştı. İstanbul'da kedileriyle birlikte sakin bir yaşam sürdürüyordu. Son albümünü ise çok sevdiği Turgut Özal'ın 1993 yılında vefat etmesi üzerine Sensiz Bu Yaz adıyla çıkarmıştı. Bir gün beklemediği bir anda aşkla çarpmaya başladı yeniden kalbi. Ankara Dedeman Oteli'nde İhsan Börekçioğlu'yla tanıştı. İhsan Bey, Güney Afrika'da ticaret yapan bir iş adamıydı. 1997'de tanıştılar ve birbirlerine deli gibi aşık oldular. İhsan Bey çoğunlukla Güney Afrika'daydı. İşleri sebebiyle ara sıra Türkiye'ye geliyordu. Bu süreçte sık sık sevgilisinin yanına giden Yüksel de Güney Afrika'yı tanımış oldu. Çok sevdiği bu topraklara yerleşmek onun için pek zor değildi. Aşkı da ağır basınca ani bir kararla Türkiye'deki tüm malını mülkünü satıp Güney Afrika'ya gitti. İhsan ve Yüksel çifti kısa süre içinde evlendi. Yüksel orada bir arazi alıp kendine villa yaptırdı. Ama evliliği çok kısa sürdü. Yıllar sonra Sabah gazetesine verdiği röportajda evliliğinin bitmesiyle ilgili şunları söylemişti. Aşık olduğum adam Güney Afrika'da ticaret yapan bir Türktü. Tanımıyordum. Türkiye'de onu tanıyan kimseyi de bilmiyordum. Gerçi sonradan öğrendim ki burnumun dibindeki bazı insanlar onu çok iyi tanıyor ve benimle birlikte olduğunu görünce içten içe ahlanıyormuş. Ama bana o zamanlar hiçbir şey söylemediler. İsimlerinin ne önemi var ki, söylemediler işte. Ve ben hakkında hiçbir şey bilmediğim adamla nikah masasına oturdum. Ama aynı tarihlerde ayrılmaya da karar verdik. Çünkü beni çok sevdiğini, saydığını düşündüğüm eşim daha evlenir evlenmez problem yaratmaya başladı. Önce kedilerimi istemedi. Tabii ki tek neden bu değildi. Bir de beni yanlış yönlendirdi. Bu evin inşaatı konusunda yardımcı olmak yerine beni batıran müteahhitle tanıştırdı. Adam paramı alıp inşaatı yarım bırakıp kaçtı. Evin ekonomisi konusunda tuhaf tavırlar sergilemeye başladı. Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Çok bonkör bir insanım ben. Fazlasıyla tutumluydu. Ben harcıyordum, o seyrediyordu. Ondan sonra da anlaşmazlıklar başladı. Biraz sabrettik, karşılıklı adımlar attık ama sonuçsuz kaldı ve 2003 yılında evlerimizi ayırdık. 2003 yılında ayrılmışlardı ama 2008'de boşanabildiler. Yüksel Uzel eşinden ayrılsa da Güney Afrika'dan ayrılamadı. Orada kalma sebebini ise şöyle açıklamıştı bir röportajında. ''Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer. Burada sabretmeyi öğrendim. Bizim Türkler hiç şikayet etmesinler konumlarından. Hele fakirlik edebiyatı hiç yapmasınlar.'' Yapıyorlarsa gelip görsünler. Güney Afrika her ne kadar bu konuda ileri de olsa, çevresindeki ülkelerde fazlasıyla yoksul insan var. Fakirlik edebiyatı ayrı, fakirlik çok ayrı. İlerleyen yıllarda kızı Arzu da annesinin yanına Güney Afrika'ya yerleşti. Yüksel ise bütün vaktini torunu Nur Kemal'le birlikte geçiriyordu. Evinde iki Afrikalı yardımcısı vardı. Uzel ayrıca Güney Afrika'da yaşayan Türklerle de temasa geçmiş ve buradaki Türk öğrencilerin her zaman görüşüne başvurduğu Yüksel ablası olmuştu. Boşanmasından sonra havuzlu büyük villasını oda kahvaltı pansiyona çevirdi. Yüzme havuzlu bahçesini, papağanını, tavus kuşlarını, kedilerini pansiyonerlerle paylaştı. Bu durumu Nalan Miri Sözer'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. ''Evimi butik otel haline getirdim. 5 dönüm bahçenin içindeki evimde 3 suitim var. Tamamen doğal yaşam hakim. Türk iş adamlarının orada iş olanakları için araştırma yapmalarına yardımcı olmak. Evimi iş merkezi haline getirmek istiyorum. Orada master yapmış gençler de var. Doğru insanların doğru zamanda buluşması gerekiyor. Bir süre sonra başta Türk kahvesi olmak üzere Osmanlı'ya ait yemekleri sunabileceğim bir restoran açmayı düşünüyorum. Yoğurdu, dolmayı, baklavayı ve beyaz peyniri Yunanlardan, böreği Bulgarlardan biliyorlar. Gerçek Osmanlı, Müslüman ve Türk kültürüne ait yemekleri tanıtmak gerektiğini düşünüyorum. Yüksel Uzel'in 2010 yılında Türkiye'ye bir seyahati oldu. Kuruçeşme Arena'da hayranlarıyla hasret giderdi. Ayrıca Ferhat Göçer'in sunduğu televizyon programına katıldı. Kızıl saçları ve ince gülüşüyle hafızalarımıza kazınan Yüksel Uzel'e sağlıklı bir ömür diliyoruz.